Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manab ben. Bugün sizinle yine çok farklı bir video ile karşınızda olacağız. Aslında bunun sonucunu ben de çok fazla merak ediyorum. Çünkü gerçekten LG'nin başı bu noktada çok ağrımıştı bu problemle. Hepimizin çok yakından bildiği OLED yanığı yani Ghost Screen diye bir şey olduğumuz bir problemle karşı karşıya kaldı LG. Aslında bu problem yani eskiden çok ciddi anlamda telefonlarda yaşanan bir problem, özür dilerim televizyonlarda yaşanan bir problemdi. Eski paneller gerçekten çok ciddi anlamda yanık bırakabiliyorlardı. Ama telefonlarda bunun görülmesi açıkçası LG ile başladı. Daha önce bu problem var mıydı ben bilmiyorum ama LG G3'te de olduğu söyleniyor. Ben G3'te görmemiştim. G4 ve G5'te bu problem vardı. Daha sonra satışa sunulan LG V10'da da bu problem ciddi anlamda oldu. Şu anda da gelen haberlere göre yani LG 24 ay dolmadan yani garanti süresi dolmasa da telefonların şu anda bu problemden, Ghost Screen probleminden dolayı telefonu değiştirmeme karar almış anladığım kadarıyla. Çünkü telefonlar değiştirilse de aynı şekilde paneller yanmaya devam ediyor anladığım kadarıyla. Firmada bu noktada söylenen o en azından bu konuda yani bu problem Ghost Screen problemi yaşayıp ekranını değiştirdikten sonra problemi ortadan kalkan varsa lütfen yazsın. Ben bu problemin V20'de giderildiğini LG'nin en tepesindeki yöneticiden birebir ağzından öğrendim. Bu problem Volkan giderildi. Bu problem V20 ile birlikte yaşanmayacak artık bundan sonra dedi. Ve hatta bildiğiniz gibi boot loop dediğimiz anakartla alakalı problemin de V20 ile ilgili tamamen ortadan kaldırıldığı söylendi. Şu an elimizde G6 var. Ve biz G6'ya şu anda bu testi yapacağım ben. Ghost Screen testi yapacağım. Nasıl yapacağım? Telefonun ekranını açık bırakacağım. 30 dakika boyunca. Daha sonra yani farklı ekran koşullarında, farklı ekran renklerinde bakacağız. Gerçekten de böyle bir problem var mı yok mu diye bunu hep beraber görmek istiyorum. Şimdi telefon, dediğim gibi testimize bir an evvel başlayalım. Telefon burada. Testimize başlayalım. 30 dakika boyunca telefonun ekranı full ekran parlaklığında açık kalsın. Daha sonra dediğim gibi OLED yanıyla alakalı ya da Ghost Screen problemi bu telefonda var mı yok mu hep beraber bakalım. Hadi gelin teste geçelim. Arkadaşlar şu an saatlerimiz 13.27 ve teste başladık. Şu an telefon uçak modunda. Yani dışarıdan herhangi bir arama bir şey gelmesin de en azından buradaki bir farklı bir değişiklik olmasın diye bu şekilde yaptım. Buradaki bütün gördüğünüz gibi iki tane Facebook, bir tane Messenger, bir tane Gmail, bir tane Google Plus ve burada da Google Play'in gördüğünüz gibi ikonları var. Bu ikonlar zaten yarım saat boyunca çalışacak. Hatta şimdi saatimize başlayalım. Başlayabilirsek. Hatta şu 30 dakikaya kuralım bunu arkadaşlar. Şimdi ben bunu 30 dakikaya kurdum ve çalıştırdım. Bu 30 dakika boyunca arkadaşlar ekran açık kalacak ve hep beraber dediğim gibi daha sonra da şurada screen test var. O screen test'e basacağız. Bu arada kesmeyeceğim arkadaşlar. 30 dakika böyle devam etsin. En azından burada siz de bunu rahatlıkla görün istiyorum. Hatta şöyle yaparsam daha net göreceksiniz herhalde. Evet. Şöyle yaparsan daha net göreceksiniz diye düşünüyorum. Burada dediğim gibi birebir canlı bir şekilde bunu göstermek istiyorum size. 30 dakika boyunca bakalım telefon açık kalsın. Ekranı hatta şöyle yapalım. Bunu otomatik moddan alalım. Ekranı tama getirelim. Tam parlaklığa getirelim ki burada ekran full parlaklıkta. Bakalım böyle bir problemle karşılaştıracak mı bizi hep beraber göreceğiz. Burada başladı. Uçak modunda %72 şarjı var. Bakalım hep beraber onu da görmüş oldum. 30 dakika sonunda ne kadar şarj gidecek telefon? Onu da bir en azından test etmiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi testimiz başladı. 30 dakika sonra tekrar görüşmek üzere. Zaten buraları hızlı bir şekilde alacağım arkadaşlar. Siz de ya isterseniz dilerseniz hızlı bir şekilde ileri alabilirsiniz. 30 dakika sonra görüşürüz.
Arkadaşlar şu an 30 dakikamız doldu. Saatlerimiz 13.57. Hemen saatimizi durduralım. Bize ses yapmasın. Şimdi telefona 30 dakikadan beri telefon tam ekran parlaklığında, ekranı açık gördüğünüz gibi ve nasıl bir problem olup olmadığını hep beraber şimdi sizlerle görmek istiyorum. Bunu o yüzden elime alıyorum şu anda. Yakınlaştırayım ve şunu odak ayarında yapayım en azından. Ve şu an gayet güzel, net bir şekilde görülüyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi aşağıya doğru indiriyorum bunu. Yukarıda herhangi bir şey var mı? Herhangi bir problem ben görmüyorum arkadaşlar. Zaten dediğim gibi farklı renklerde de bunun testini yapacağız hep beraber. Evet. Şu an beyazda. Şu an siyahta arkadaşlar. Şu an gride, özellikle griye çok dikkat ediyorum. Ama ben herhangi bir şey görmüyorum. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Ama ben en ufak bir problem görmüyorum. Kırmızıda. Şu an bakıyorum arkadaşlar. Herhangi bir şey şu aşamada görmüyorum. Şu an yeşilde. Evet, en çok yeşilde de belli olur diyorlar arkadaşlar ama şu an bakıyorum arkadaşlar, gerçekten bir problem yok. Bir de şöyle bakalım. Yani şu an bakıyorum, yok. Mavide bakalım arkadaşlar. Sileyim şunu şöyle biraz. Gerçekten bir şey görünmüyor arkadaşlar şu anda. Yani ben bir şey göremiyorum. En ufak bir ghost screen problemi. Şu an siyahta da yok, grilerde de yok. Yani daha önce yapmış olduğumuz LG V20'de yapmış olduğumuz teste çok benziyor sonuçlar. Bir problem de ben karşılaşmadım. Yani görünen, en azından şu an yapmış olduğumuz test itibariyle bir problem olmadığı yönünde. Ama tabii ilerleyen dönemlerde bu testi tekrar yaparız. Sizler için yani bir problem var mı yok mu tekrar bakarız. Ama şu anda arkadaşlar, ya ben telefonu 2 haftadan beri kullanıyorum. En ufak bir problem yok. Yarım saat boyunca aynı ekran, tam ekran parlaklığında çalışmasına rağmen en ufak bir problemle karşılaşmadık arkadaşlar. Bunu belirteyim. Yani LG bu işi çözmüş desek sanıyorum yanlış bir şey söylemeyiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben dediğim gibi bir problemle kesinlikle karşılaşmadım. Ama dediğim gibi önümüzdeki dönemde bu testi mutlaka tekrar yapacağız. Şu an görünen o ki LG bu problemi kesinlikle ve kesinlikle çözmüş. Sizlerden tek ricam arkadaşlar, şuradan kanala abone olmanız. Lütfen kanala abone olun. Bunlar bizim için çok önemli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.